Efendim ekranların en yakın, en hısım, en akraba yarışma programı. Bence Bilir Sence'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de her gün olduğu gibi çok kıymetli misafirlerimiz var stüdyomuzda. Ve ben müsaade buyurursanız hemen misafirlerimizi sizlere tanıtarak başlamak istiyorum. Ama bu arada şunu da hemen eklemek istiyorum. Sizleri de keşke misafir olarak stüdyomuzda ağırlayabilsek. Efendim eğer siz de isterseniz bunu, burada hem bir muhabbeti gerçekleştirmek hem de arada da yarışmak isterseniz Bence Bilir Sence diyanet.tv adresine başvurabilirsiniz. Tıpkı Servet Karaaslan Beyefendi ve Ali İhsan Sakal Beyefendi'nin yaptığı gibi. Onlar başvurdular ve bugün bizlerle beraber bu programı gerçekleştirmek için stüdyomuza konuğumuz, misafirimiz oldular diyor ve kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Hemen sağ tarafımda bulunan Servet Karaaslan Beyefendi. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Sağ olun. Ben Servet Karaaslan. 1976 Giresun Trebol doğumluyum. Yaklaşık 15 yıldır Ankara'dayım. Metroda teknisyen olarak çalışıyorum, Ankara metrosunda. Bu kadar. Yarışmacı eniştenize mi kayınç? Enişteme başarılar diliyorum. Evet. Bugün aynı zamanda dostlar biz enişte kayınço yarışması gerçekleştireceğiz, mücadelesi gerçekleştireceğiz. İddiası var değil mi aynı var, zamanda? Var var. Var. Evet, hemen sol tarafta bulunan Ali İhsan Sakal Beyefendi eniştemiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? 1962 Giresun Trebol doğumluyum. Diyanet'ten emekliyim. 20 senedir Ankara'da ikamet ediyorum. Aynı zamanda hat sanatıyla da uğraşıyorum. Yani ne kadar güzel. Evet. Arkadaşıma başarılı diliyorum. Pekala. İddialı bir yarışma olmasını istirham ediyor sizlerden. Hı. Öyle olacağını düşünüyoruz. İnşallah. Ve heyecan var mı? Şu an yok ama biraz sonra olabilir. Olabilir diyorsun. Biz şu an varsa sorularla heyecan gitsin diye bir soruyla başlayalım istiyoruz. Tamam. Hazırsanız ilk sorunuz gelecek. Tamam. Gelsin ilk soru. Minarede müezzinin ezan okumak üzere çıktığı balkon şeklinde düzenlenmiş yere ne denir? Bence bilir. Bilir. Bilir mi? Bilir. Sizin daha çok uzmanlık alanınız ama evet. Genel kültür itibariyle bilinmesi gereken bir soru. Bence bilir. Ne vereceğiz? 1 ile 10 arasında istediğimiz sayı verebiliriz şimdi. 2 olabilir, 3 olabilir, 1 olabilir. Yani ben 3 vereyim. 3 ile başladı Ali İhsan Bey. Hocam Ali İhsan mı, Ali İksan mı? Şimdi esasında Ali İhsan da nüfusa o şekilde yazıldığı için. İksan diye yazmışlar. Yani aslında İksan diye bir isim yok. Evet. Yani böyle bir literatürde böyle bir şey yok. Zor esası, oluyor mu oradaki K harfini izah etmek, anlatmak, her defasında yanlış yapıyorlardır? Maalesef oluyor yani. Yani onu da en kısa zamanda düzelteceğim inşallah. Ya şu ana kadar sorun olmamışsa emekliliğinize kadar, bundan sonra boş ver Ali İhsan abi. Ben doğru şimdi İhsan mı desem, İhsan mı desem bilemem. Yani, İhsan. Tabii İhsan yani. Aslı özü İhsan. Doğru. Ali İhsan abi bugüne kadar sorun olmadıysa boş ver be bundan sonra. Doğru. Uğraşmaya değmez şimdi bunlar tekrar. Ama bugüne kadar ciddi sorunlar yaşamış olmalısınız. Yok. Çünkü resmi kurumlarda, uçağa binerken, bilet alımlarında bir sürü yanlış, evet. Bir sürü sıkıntı. Evet. Yani çünkü akla hemen ben bile burada yanlış yazıldı diye düşünerekler insan diye zaten söyledim. Doğru. Sıkıntı yaşamışsınızdır. Allah korusun. Zaman zaman hakikaten böyle nüfus memurlarının vakti zamanında daha çok yapılan yanlışlar şimdi 3-5 kontrolle yapılıyor da. Aslında çift isim de var. Mesela ben çok şey yaptım. Benim normalde memleketimde Cavit olarak tanırlar. Bana gelen Servet adındaki postaları geri gönderdiler. Çok ilginç. Üniversite sınavını kazandım, geri gönderdiler. Devlet memurluğu sınavını kazanmışım, geri göndermişler. Çok güzel. Askerlik belgesini geri göndermişler mi? Yok, onda kendim gittim ve tecil yaptım. Orada belki yarardı. Orada kendim şey yapmıştım. Peki hala 3 puan verdi enişteniz. Enişteniz bonkör biri midir? Cevabı biliyordum şimdi unuttum. Öyle mi ya? Biraz daha zaman verelim. Siz bizle takılmayın. Biz bu arada konuşuruz mesela, muhabbet tamam. Ederiz. O süreyi siz düşünme olarak değerlendirin tamam. İsteriz biz. Bonkör biri midir diye sordum ama ben artık eniştenize kayınçısını soracağım. Bonkör müdür kayınçınız? Kayınçı derler değil mi? Evet, kayınçı derler de pek bonkör sayılmaz. Öyle mi ya? Sayılmaz. Umarım bugün puanlarda bonkör olur. İnşallah. İnşallah. Efendim yeterli herhalde süre. Vallahi unuttum inanın, biliyordum. Ciddi misin ya? Ya şey anladım. Bunu sayıyor musun Bora? Biliyorduk ama unuttuk. Öyle mi ya? Öyle bir şey olmaz diyor hocam.
Bu soruyu sona istediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz? Ya demin de güzel. Şimdi şöyle dikkatle gözlerinizi kapatın. Ben size soruyu okuyayım yavaşça. Sonra siz cevap verin. Minarede müezzinin ezan okumak üzere çıktığı balkon şeklinde düzenlenmiş yere ne denir? Vallahi unuttum ya. Valla bir şekilde cevap vermek lazım. O zaman... Hazır mısınız? Kubbe diyeyim. Hazır mısınız? Hazır. Alalım cevabınızı. Kubbe. Şekilden acaba Ş harfinden çıkarır mısınız diye bir ya şekilde ben... dedim ama... Şerefi atladınız orada. Şerefi demin biliyordum. Ya, biz sizi de şereften hiç unutmayın diye kendime şey yaptım. Şu, konuya daldınız. İsim konusu girince araya gitti. Eyvah eyvah. Neyse ki şanslı olduğunuz taraf şu. Enişteniz size çok makul bir ya puan bir de, verdi. Ya müezzinlik çok yaparım Şerefe'de. Yani şey, demin şimdi aklımdaydı. Artık pek müezzinler Şerefe'ye çıkmıyor biliyorsunuz. Yani çıkmıyorlar. Ben daha 1900... Evet, kayınçınız -3 ile başladı. Sizin için iyi olan tarafı düşük puanlar ama kötü olan tarafı bildiğini düşündüğünüz bir soru için verdiğiniz puandı. Bakalım sizin sorunuz nasıl gelecek? Hazır mısınız? Hazırım. Hazır mısın Ali Hüseyin abi? Hazırım. Emin misin? Emin. Soru gelsin. Cuma günleri cemaate minberden hitaben yapılan konuşmaya ne denir? Bence bilir. Bilir. Bence ne bilir. Verelim? Bir sizin çok bonkör olmadığınızı zaten enişteniz söylemişti. Şimdi onu da siz tasdiklediniz. Ama bir imam emeklisine de sorulacak en soru kolay soru. Yani. Verilecek en iyi puan. Yani -18 olsa verilir yani. O durumda şu anda. Yani bana sorulacak bir soruyu ters çevirmiş. Yani hocam. Öyle mi? Size mi sormalıydım o? Yani. Ya siz teknisyen değil misiniz? Ben onun öğrencisiyim ayrıca. Aynı zamanda kötü bir öğrencinizmiş. Bilemedi az önceki soruyu. Maalesef. Servet Bey bir puan vermeyi bildi ama. Bir puan verdi size. Hazır mısınız efendim? Hazır. Alalım cevabınızı. Hutbe. Doğru cevap hutbe. Doğru sesi bu. Lütfen bu sesi sizden bundan sonraki sorularda İnşallah. Bizim için duyurmanızı istiyoruz. İnşallah. Doğru cevap verdiğiniz anda reji gereğini yapar. Tamam. Özel bir gayret etmemize gerek kalmayan bir durum. Pekala. İkinci sorular gelsin mi? Gelsin. Lütfen dikkatinizi dağıtıcı bir şey olduğu zaman bizi susturunuz. Tamam. Gelsin soru. Nepal, Tayland. Hangi ülkenin eski adı kedileriyle ünlü Siyam'dır? Şimdi bu sorunun cevabı ya Nepal'dir ya Tayland'dır. Yani iki şıklı bir cevap bu. Hı hı. Lütfen başka bir şık, bizim aklımıza gelmeyecek bir şık söylemeyin. Ya Nepal ya Tayland. İkisinden biri olduğu için Alisan abi. Evet. Yani riskli bir puan kullanmayın bence. Hani bilmiyorsa bile ikisinden birini söyleyeceği için tahmin hakkı var ya. Çok yüksek gitmeyelim. Heyecan var mı Alisan abi? Yok, sakinim. Bir yudum su al abi. Bir heyecan gördüm sende abi. Yok, sakinim şu anda. İyiyim. İyisin. İyiyim, iyiyim. Peki. Hazır mısın abi puan vermeye? Hazırım. Ne desek? Bir puan verin bu sefer. Bir. Bir. Bilir kesin diyorsunuz yani. Bilemez. Bilemezsin niye ha, bir o zaman, veriyorsun? 8 puan verin o zaman. 8 de risk bak neden? Öyle mi? Çünkü bilemezse bile Nepal ya da Tayland cevap ya. Hı-hı. İkisinden birini söyleyecek. Evet. Ya tahmin hakkı risktir yani. 2 var 4 var. Tatlı rakamlar. O zaman 4 verin ben o zaman. 4 verdi Alişan abi. Hazır mısınız? Kayınçasını eksanede tutmak istemeyen merhametli Hazırım. Bir enişte ile karşı karşıyayız. Alalım cevabınızı. Nepal. Maalesef iyi ki de 4 vermiş. İyi ki 4 verdin abi. Evet. Ama 8'i ben geri çevirttirdim yani. Emin değildim yani bilebilirdi. 8'i artı hanesine yazdırsaydı. Yok, ben bilemeyeceğim emin olduğum için öyle. 8 demiştin. Eskiden. Ama 1 diyordun bak az daha. Ha, orada kurtardık bir... abi bir 4 evet. puan 4 puandır evet. yani. İleride lazım olur bize. Tamam. Merhaba nasılsınız? İyi değilim. Ne yapabiliriz sizin için? Soğuk suyu size mi ikram etsek? Ben bir su. Lütfen bir yudum su alın. Şu heyecanınızı bir kenara atın. Hangi ay doğmuşsunuz? Eylül. Eylül. Çok yakın bizim doğum tarihlerimiz. Ben de 76 doğumluyum. Çok yakın zamanlarda doğmuşuz sizinle. Evet. Evet.
Hazır mısınız? Hazırım. Gelsin mi soru? Gelsin. Ali Sen abi hazırsa biz de hazırız, gelsin soru. Matbaa terzi hangisi kumpas ve giyotinin kullanıldığı meslek grubudur? Kumpas ve giyotin hangi meslekte kullanılıyor yani? Matbaa mı terzi mi? İkisinden birini seçeceksin abi. Bence bilir. Bence de bilir. Bence kayınçı buna iki verir. Yani öyle görünüyor yani. Gidişat onu gösteriyor. Ya biraz cömert olalım. Böyle mi? O bize cimri dedi ya. Tamam. Cömert olalım. Eniştemizdir. Ama hocam, şu anda cömert olmanızı bekleyemem. Çünkü iki soruyu da bilemediniz ya. Bilemediğiniz için şu anda eksi -7'desiniz. Evet. Stratejik yarışın yani. Bilir mi bunu? Bilir yani. 3 verin o zaman. 3 verelim. 3 verin. Biz aramızda öyle konuştuk. Aziz Sen bize kızmadın değil mi? Estağfurullah. Kafan karışmadı. Hayır hayır. Cevabı unutmadın. Hayır unutmadım. Hazır mısın? Hazırım. Alalım cevabı abi. Giyotin. Abi bak. İşte ikisinin bir tanesini verecektin cevap. Dedik ki ya matbaa diyeceksin ha. Abi ya terzi diyeceksin ya dedik ama. Terzide... Aslında cevabı biliyordum orada. Heyecan. Giyotin hangi ha. Meslekte evet, kullanılır? Evet matbaa diyecektim aslında da. Matbaa heyecan. Heyecan. Ben diyorum abi sen heyecanlısın. Şu sudan bir yudum al diyorum, almıyorsun abi. Kırıyorsun beni. Şimdi soruyu ilk başta şey ettim. Ondan sonra karıştırdım yani. Şimdi doğrusu. Ya aslında kolay. Ciddi tatlı 3. Ama tabii bilemeyeceğini cevabı biliyormuş ama heyecana kapıldı. Evet evet heyecanlı yani. Bilinmeyecek bir soru da değil. Değildi ama heyecanlandı. Artık olur. Bu tür şeyler olur. Şimdi giyotin matbaa da şey kesildiği için mesela ya, kağıt kesmeli deyince... kullanıldığından. Evet abi matbaa diyecektin abi. Matbaa diyecekti orada. 3 puanı alıp fıstık gibi devam edecektik ama ne yapalım olsun. Yapacak bir şey yok. Çok da sorun değil. Şu anda rakibiniz -7'de siz -2'desiniz. Sorun değil yani. Şu anda öndesiniz. Rahat olun. Bir yudum su lütfen için. İçelim. İçin bir ferahlayın bir kendinize gelin bir değil mi? Heyecan tamam var. Ya Ali Sen abi yok diyor ama var. Var var. Heyecan var belli yani. Evet. Üçüncü sorular gelsin mi? Gelsin. Alalım efendim. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara verilen isim nedir? Bence bilir. Bilir. Talebenizmiş. Bilir. Bu konuyu işlediniz mi? İşlemiştik. Ne vereceğiz Ali Sen abi? Bir iki var. Bir verelim. Bir. Şöyle bir yüzüne bakın. Kayınçı sanki... endişeli gibi yani. Bir yandan da bilmiyormuş da gibi. Kim başvurdu yarışmaya? Siz mi? Ali ben başvurmuştum. İyi yapmışsınız. Sizce iyi yapmış mı Ali Sen abi? Yapmış ama inşallah bilir. İyi bağladı. Ne verdik abi? Bir mi? Bir verdik. Hazır mısınız efendim? Hazırım. Alalım cevabınızı. Ensar. Muhacir. Maalesef muhacir olacaktı. O dersi iyi dinlememişsiniz. Bu belli İnsanlı oldu. Muhacir. Bakalım muadil soru nasıl gelecek? Üzerine çok konuşmayalım. Soru şu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve muhacirlere yardımcı olan Medineli Müslümanlara verilen isim nedir? Hadi bakalım bence bilir. Bence de bilir. Ben olsam -50 falan veririm buna yani. Kesin bilir yani. Yok. Abi zaten 2 var. 2 vereceğiz yani. Vallahi. -50 yok zaten. Keşke sistem, olsaydı sistem, durumdayız. Yani. Sistem gereği. Yardımsever ve paylaşımcı olmanızı seviyor musunuz? Yılandan ve yalandan korkan bir yanınız varmış. Evet, doğru mu? Futbol evet. Oynamayı çok sever misiniz? Evet. Hala oynuyor musunuz? Yok, yaklaşık bir senedir oynamıyorum. Hayırdır bir sakatlık yok ya, değil mi? Zamandan dolayı, bir yoğunluktan dolayı vakit bulamadım. Sen abi oynar mıydı? Duymasın kendisi. Oo, çok iyi oynar. Konsantrasyonu bozmuyor. Abi sen koruya zaten cevap biliyorsun doğru. İyi oynamıyor yani. Oynuyor mu? İyi kalecidir. Ciddi misin abi? Hiç belli etmiyorsun Ali Sen abi ya. Evet, iyi oynardım eskiden. Gençlikte oynardık. Maşallah ya. Abi hala gençsin. Genç sayılmam pek de yani. 54 yaşındayım şu anda. Hala gençsin bizim için. 54 sağ ol, teşekkür ederiz. Servet abi ne yapsın? Saçları dökmüş 40 yaşında ya. Ya. Değil mi yani? Bir de tesbih işleriyle uğraşıyor musunuz? Evet. Yapar mısınız? Ya, Hacı Bayram'da... hediyelik eşya, tesbih işiyle uğraşıyorum. Yani orada öğrendim işte tesbih. İmalatını yapıyorsunuz? Yok, imalat değil. Satışı, işte dizimi, şekil vermek, yani güzelleştirmek.
ek işte şeyler takmak. Gümüşlüydü, püskülüydü. Ne tür tespit türleri var? Ben yani daha çok ilgilendiğim kehribar türü. Oo, ben tam onu severim işte. Kehribar. Tam sevdiğim tespittir. Ben yani Allah ömür verirse ilerleyen zamanlarda hani bir hobi olarak yapmak isteyeceğim şey böyle. Bir tespih yapım şeyi yapmak istiyorum kendime. Evet. Bir atölyesi ve tespih üretmek, dostlarıma hediye etmek istiyorum yani. Yani çok güzel demek isteyen bir şey, evet. Ama zevkli bir şey, çok zevkli bir şey yani. Tespih. Dostum kalırsan sana da hediye ederim. Ben size hediye edeyim. Evet, kehribar sevdiğimi söylemiştim, tamam. Artık. İnşallah. Alisan abi bunu bilir dedik ve Servet abi ona 2 verdi. Alalım cevabınızı. Ensar. Bak senin yanlışın Alisan abinin doğrusu oldu. Ya zaten muhacir ile ensar karıştırmaktan dolayı. Lütfen bir daha umarım karıştırmazsın. İkisinin arasındaki şeyi yani. Umarım karıştırmazsın. Zira şu anda durum Alisan abi aramıza hoş geldi puanında. Yani 0. Servet abi gülüyorsun ama 0'dan tam 8 sayı altındasın. Eksi 8'desin. Nasip de var. Durum iyi görünmüyor ama ümitsiz bir anda değiliz. Çünkü daha yarışmanın başındayız. Daha büyük sayılar var ve bu sayıları rakibinize vermeden eve götürmenize müsaade etmiyoruz Alisan abi. Burada hepsi verilmeli. 1 ile 10 arasındaki tüm rakamlar. Tamam. Bu konuda anlaştık değil mi? Anlaştık. O zaman yeni soru gelsin. Ankara taşı olarak da bilinen taşın adı nedir? Bir Ankaralı'ya geldi. Abi Tireboğlu'sun ama yani Ankara'da yaşıyorsun ya yıllardır. Ankaralı gibi olmuşsundur artık. Ya eşim Ankaralı. Şimdi bunu bilemediğim için de bana çok kızacak. Bileceğim için de çok kesinlikle sevinecek. Kızar. Bilirsem sevinecek, bilemezsem. Alisan abi ne verelim? Bilir mi? Bilemez. Bilemez. Yüksek mi verelim? Yüksek verelim. 10 verelim Alisan abi? 8 verelim. 8 verelim. O 8 zaten az önce de verilmek üzereydi. Geri dönmüştük. Şimdi kayınço. Evet. Eğer bu soruya doğru cevap verirseniz 8 artı olur ve şahane olur ve siz eksi 8'den bir anda 0'a çıkarsınız. 0'a çıkmak nasıl bir tabirse öyle ama. Ama eğer bu soruyu doğru yanıtlayamazsanız biraz fark başlar. Olacak büyük ihtimalle. Öyle deme, korkutma bizi ya. Yapma Mustafa. Tamam verelim, bir kopya diyor ki ipucu ver diyor. Verelim mi Alişan abi ipucu? 8 verdi Alişan abi, ne yapsın ya? Ben cevap biliyorum da. Evet ve bu arada eşi Ankaralıymış, Ankara'da yaşıyor. En büyük ipucu bu yani, daha ne olur? Tabii. Evet. Hazır mıyız? Yani bilmiyorum ama bir şey söyleyeceğim artık. Alalım cevabınızı. Karo taşı. Andezit'i duymuşsundur abi kesin. Bir teknisyen bunu bilirdi ama nasıl oldu, nasıl kaçırdı bilmiyorum. Yine bir heyecan kasırgası kapladı her yanınızı. Ya nasıl tabirler kullanıyorum Bora, hiç bunları görmüyorsun ya. Allah Allah. Gelsin Ali İhsan abinin muadil sorusu. Topuk taşı olarak da bilinen taşın adı nedir? Ali İhsan abi sorun bu. Şimdi şöyle biliyorum ben, yaklaşık 4-5 tane ismi var. Evet. Kullanılan. Onlardan birini denk getirirsen abi sorun yok yani. Biliyorum bence zaten. Bilir. Biliyor musun? Biliyorum deme abi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Biliyorum diye strateji yapıyor bak. Belki de bilemeyebilirim yani. Yani ya ben bilemeyebilirim şimdi, dedi bak, dikkat alalım. Yok. Sayın kayınça. Kayınça, kayınçı, kayınço. Ya şimdi, hangisi söylüyorsunuz siz? Bizde kayınço derler de. Oyla. Kayınço, evet. Ya kayınbirader. Kayınbirader mi diyorsun? Ya ben ismini söyleyeyim ya şimdi ben. Sen ne diyorsun Alisin abiye? Enişte Eniştem mi? Diyorum. Enişte. Eniştem. Eniştem diyorum. Enişte demiyorum. Enişte bir samimiyet. Ya şimdi ben bilirim diyorum ama belki de yanlış bilmiş de olabilirim yani. Yanlış da söylemiş olabilirim. İşte orada değiliz Alisin abi. Yani enişte, kayınço, tamam. Seslenişlerdeyiz. Şimdi sana tamam. Diyormuş ki abi eniştem. Enişte diyor. Niye öyle diyorum diyor. Eniştem enişte yani.
Yani ciğerden söylüyor. Sen de ona kayınçom falan diyor musun anasına? Ben daha samimi olsun diye isimle hitap ediyorum yani. O daha mı samimidir? Ya benim için daha samimi. Servetim. Servet. Servet. Evet. Ya babamdır kendisi. Ben kendisine şey severim yani. Gerçekten babamdır. Ne güzel. Allah daim etsin. Ne vereceğiz Alişan abiye bu sevgi ya üzerine? Bu sevgi üzerine şimdi baştan söylendi ya biraz işte eli sık. Şu anda dörtten aşağı hiçbir şey veremezsin zaten. Ya işte dört vereceğiz. Baktığım yani, şeyi alır yani. Yani sana eli sıkı dese de şu anda verebileceğin yani, en düşük yani, puan dört gibi cömert bir rakam yani. Evet Alişan abi dördü aldık. Hazır mısın? Hazırım. Alalım cevabını. Pomza taşı. Pomza. Pomza veya ponza. Doğru. Ponza taşı doğru. Tebrik ediyoruz sizi. Ve bu puanı almak çok iyi oldu abi. Artı dörttesiniz şu anda. Servet abimiz eksi on altıda. Hiç daha doğru sesi duymadınız değil mi? Yok daha duyamadık inşallah. Nasıl olacak abi bu ya? Bir şekilde artık duymaya başlasak kısmet diyorum. Kısmet bakalım. Hadi bismillah diyelim mi? Bismillah. Gelsin yeni soru. Tehlike anında kendisini sokarak öldüren canlı nedir? Bence bilir. Bilir. Ne vereceğiz Alişan abi? İki var, beş var, altı var, yedi var, dokuz var, on var. İki verin, bilir onu. Bilir peki. Hazır mısınız? Yok hazır değilim. Çok düşük puan verdi ya. Biraz bekleyin bari. Bir dakika çok düşük puan verince bekleyince o puan çıkmıyor yukarı. Benim için eksi 16, eksi 18 olacak ya. Öyle mi olacak? Daha fazla izleyenlere bekletmeyelim o zaman. Alalım cevabınızı efendim. Süre dışında söylemeseydin doğruydu. Ama o süre bitti ve sen akrep dedin abi. Kayıtlarda var yani bizlik bir şey değil. İkimiz bir anda söylemiştiriz. Sen süre dıt dedi akrep dedin. Yani o süre dışında söylenen doğru cevabı kabul edemiyoruz biliyorsun. Ya biz o sesi duyamayacağız herhalde. Ya duyuracağız biz olmadı sana paket yapıp veririz evde dinlersin ara sıra bizi hatırlarsın. Evet hazır mısın abi? Hazırım. Bakalım ne geliyor soru. Tehlike anında kuyruğunu bırakarak kaçan canlı nedir? Bu arada az önceki cevap bu işte. Siz yanlış kişi hatırladınız. Tehlike anında kuyruğunu bırakarak tabii vereceğiz. Kaçan canlı nedir? Bana baktığına göre Alişan abi hiç ekranla ilgilenmiyor. Bunu biliyor bence. Bilse de bilmese de beşi vereceğiz zaten. Beşi vereceğiz abi yapacak bir şey yok. Bilir diyorsan tabii bilemez diyorsan on ver gitsin. Ya bilir ya bu bizim orada çok meşhurdur zaten. Ama sen ipuçlarını veriyorsun şu anda. Ya bizim orada meşhur olması her yerde meşhur olacak anlamına gelir. Öyle mi? Bilir yani. Orada. Bizim stüdyoda meşhur mu bu Bora? Ya meşhurmuş ya Servet abilerin orada bu kuyruğunu bırakıp kaçan şey. Burada meşhur mu? Böyle bir şey yok değil mi? Yani. Pekala. Beş verdik abi. Yani beş. Hazır mısın abi? Hazırım. Alalım cevabını. Kertenkele. Bravo, tebrik ediyoruz. Bizim orada acayip çok... Çok mudur? Yani evlerde, duvarlarda, her yerde vardır yani. Ya bizim ben... mutfağımıza kadar gelirler. Evet, peki. İlginçmiş, enteresan şeyler öğreniyoruz. Bu yönü güzel abi. Yani doğru ses veremiyoruz doğru cevapta olmayınca da. Hani bizde nasip değil. Hadi bakalım görelim yeni soruyu. Nasip olmayacak gibi geliyor. Dur bakalım abi ümitsizlik olmasın belli olmaz. Gelsin. Ölçü, kafiye, ses taklidi, yineleme ve ikilemelerden yararlanılarak belirli bir şiir düzenine uydurulan söz dizelerine ne denir? Bence bilir. Abi sorun hengamesine aldanma bak. Bu çok iyi bildiğim bir şey söyleyeyim yani. Bence bilemez. Bilemez mi? On verelim mi be Alişan abi? Sekiz verelim. Sekiz abi kaç kere vereceğiz? Sekiz bir kere verdin kaç sen abi on ya? On verelim o zaman. On verelim Alişan abim. On da beklemem alalım cevabı. Kafiye.
O mu değil? Kafiyeli bir ses geldi ama. Beşinci defa kafiyeli bir ses geldi. Tekerleme hazırdı. Tekerlemeydi. Evet. Alistan abi gelsin şu sorular. Vallahi tam bak, ters olması lazım. Bak on var ya, nasıl oldu biliyor musun hocam? Hiç söylemeyeyim. Bana hiç sorma. On nasıl oldu diye sorma lütfen. Beni sor. Nasılsın, iyi misin de ama on nasıl oldu deme. Bana onu deme. Evet Alistan abim. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Maşallah gelsin. Bir şeyin niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene bırakan sözlü oyun nedir? Anlaşılır oldu mu abi tekrar? Anladım. Oo, cevap bile hazır. Hadi bakalım. Servet Baba. Abi 6 veriyorum ben. Zaten sırayla gidiyoruz yani, yapacak da bir şey yok. 6, 5'i vermiş miyiz? Tamam. 5 gitti ama az önce gitti 5. Ya 7 verildim yani. Alalım cevabını abi. İma. Oyun dedik abi, bilmece ya. Ha. Keşke bir kez daha. Sen eminim keşke deyince ben... Keşke olmuşsaydık. Aslında doğru. Ben 7 verecektim ya. 5'i kendiminkini görmüşüm. Bununkini görmemişim. Ha yok. Ben 5'ten 6'yı vereyim. Sizin yeriniz burası efendim. Anladım. Evet. Gelsin bakalım yeni sorular, görelim yeni soruları. Merkez Efendi Şeker Ahmet Paşa. Hangisi tarihi Türk tıp geleneklerine göre mesir macunu yapan ilk hekimbaşıdır? Şimdi az önceki soru gibi aynı. Bu sorunun cevabı ya Şeker Ahmet Paşa'dır ya Merkez Efendi'dir. Bu konuda anlaştık mı Alişan abi? Anlaştık. Az sonra size de böyle bir soru gelecek. Burada başta yazan iki cevaptan birisi, iki kelimeden birisi cevap. Yani ya Merkez Efendi diyecek ya Şeker Ahmet Paşa diyecek. Bunlardan biri mesir macununu ilk yapan kişiymiş. Evet. Doğrudur. İlginç değil mi? İlginç. İlginç bir puan verelim Alişan abi. 5, 6, 7, 9 var. Bilir mi? Bence bilir. 5 veririz. 5 verir. Evet. Şimdi mesir macunu dediğim için... Sever misiniz mesir macunu? Mesir macunu çok severim de yani şeker şey geliyor. Ama Merkez Efendi de Türkiye'nin genelinde Merkez Efendi Camii, Merkez Efendi Camii diye söylerler ya. Manisa'da da Afyon'da var Merkez Efendi Camii. Yanlış ama Afyon'da değil biliyorsunuz. Manisa işte Şeker Ahmet Paşa diyorum. Hazır mısınız dedikten sonra? Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabınızı. Şeker Ahmet Paşa. Herkes efendi. Ya ne yapayım abi ben? Semet abi. Şekerden doğru mesir macunu şekerden yapılır ya. Onu yanıltıyor. Bu reji var ya bu reji. Evet. Oraya Şeker Ahmet'i koydunuz. Aslında Merkez Efendi'yi şey yapıyorum da, şekerden dolayı acaba diyorum... Oraya tuzsuz macun. Deli Bekir'i koysaydınız ne olur diye. Çıkardı o tuzsuz Deli Bekir, yapamaz onu falan dedik. Peki hala. Muadil soru gelsin mi? Gelsin. Abi sen biliyor muydun Merkez Efendi onu? Tabii ki. Tabii ki dedi bak. Ya ben şekerden... Hafsa Sultan'ı o yanılttı. Yani Merkez Efendi Hafsa Sultan'ı iyileştirdiği için 40 çeşit baharattan yapılmış olan bir ilaç bu. Her sene Manisa'da bunun şeyi yapılır yani böyle orada oradaki Eskin. Merkez Efendi camiden orada caminin şeylerinden kubbesine halka saçılır bu. Çok güzel. Harika. Gelsin muadil soru belki bununla ilgilidir inşallah. İnşallah. Ya bak gördün mü abi de geldi. Ayşe Hafsa Sultan, Safiye Valide Sultan. Hangisi hastalanması üzerine ilk mesir macunu yapıldı Sultan? Ya böyle bir şey yok ya. Bence bilemez. Ya abi daha söyledi. Ben söyledim. Cevabı demin söyledi ya. Daha söyleyecek bir ya şey yok. Ya senin kaderin nasıl ya? Bu tarafta otursaydın abi. Ben mi oturttum abi seni oraya? Bana eşim dedi ki sen sağ tarafına oturmuşsun hocam. Öyle mi dedi? Sırf onun için oturdum ya. Yenge Hanım buradan selam ediyoruz size ama yaktınız eşinizi. Vallahi yaktı yani. Eşinizi yaktınız. Solda otursaydı. Ama bu arada bir dakika. Alişan abinin ilmine, ya bilgisine. Ya başka bir şey. Lafımız ama yok. Sana öğretememesine var. Lafım var. Öğrencim dedi ya. Bazı konuları atlamışsın abi. Kendine saklamışsın gibi geldi bana.
Tam da Alişan abi Hafsa Sultan'ın nasıl iyileştiğini konuşuyordu bize ki. Yani. Bak senin sorunu bildi. Senin sorun bilmesiyle yetinmedi. Mesir macunuyla ilk iyileştirilen ve onu ilk yapan kişiyi anlatırken soru geldi abi. Helali hoş olsun. Sana 10. Kaç veriyoruz abi? Abi. Ben seni o zaman 10 veririm. 9 var zaten, 10 yok ki. Var mı? Var abi. O, burası abi senin. Sen buraya bakma. 10 vereceğim. Ben o zaman neden 10 veririm biliyor musun? Ben 10 yok ki, 9 var. 10 var abi sende. Ha, ben vereceğim ona. Tabii. Sen de abi 7, 8, bak bir dakika, 7, 8. Ona alkışlamak için 10 veriyorum. Hop, onun için verme. Stratejik davran, 7 ver. Mesela kusura bakma yani, ben objektif olmak zorundayım. Estağfurullah. Sonuç olarak şu anda Ali, Servet abi geriden geldiği için biraz daha ben muhabbetine 10 verdim. Evet, dengelemek. Yani normal vermesi gereken sana 1 ama yok, 7 var ya. Yani. Abi en düşük 7, üzgünüm. 8 verelim. Niye? İşte ben... Şimdi şeyini bak, bir şey çevirmek için söylüyorum. Yani şansımı çevirmek için. Başlangıçta sana çok nonkör değildir dedi ya. Seni bir defa psikolojik mengenin içine aldı Alişan yani, abi. Bitirdi. Ya ben 3 verecektim. Şimdi nonkör değildi. 10 ya falan, gaza gelme abi. Sakin ol ya. Ver 7 ver. Yok 8 ver. Sunucuyu dinlemeyenler... Şeyden dolayı yani, bu şansımın dönsün dönmesinden dolayı. 8 ver. Demin verecektim zaten ama. Hazır mısın abi? Hazırım. Alalım cevabını. Hafsa Sultan. Allah'tan giyotin demedim buna. Diğer sorudan kalıp abi korkuturdum bizi. Sorunun içinden bir şey söylersin diye korkmadım değil. Anlatmana rağmen bak yanılabilirdin. Çünkü o puan yazık olmuş gitmiş bir puan oldu. Ama senin liderliğini etkileyecek bir şey değil. Çünkü abi 11 puandasın. Evet. Kayınçınız eksi 33 puanda. Oo. 33'lü bir tesbih yapıp teselli bulabilirsin. Bana yap. Vallahi yap. 33'lü bir tesbih yap. Evet. Gelsin bakalım yeni soru. Sizin CD'nizi çok sattım, kasetinizi. Öyle mi? Allah bereket versin. Hala da var. Bana gelmedi parası kaset. Daha ondan. Ne zaman gelecek? Gelsin soru. Başkalarının kusurlarına yönelik yapılan dedikoduya ne denir hocam? Hocam şu sesi duy ya. Duy ya. Duyacağız inşallah. Sen duymak istemiyorsan biz duyalım. İnşallah. Bence bilir. Bence bilir. Ne verelim? Alişan abi 6, 7, 9. 6 verelim. 6 verdim. Hazır mısınız? Evet. Alalım efendim cevabınızı. Gıybet. Vallahi bravo. Ben Mustafa, alkışla Mustafa. Bravo. Bu sese ihtiyacımız vardı. İyi oldu, moral oldu. Bak az önce çok güzel bir hareket yaptın abi. 7 verebilirdi. Dedi ki 8 vereceğim. Şu gidişatı bir de. Keşke önceden vereymişsin. Ben o şey, kendiminkine baktım. 6 verecektim daha öncekinde. 5 vermiş. 5 şey, verdin. Ha. Az önce 7 verebilirdin. 8 verdin cömertçe. Keşke onu 1 vereceğin zaman 8 vereydin de baştan bir yürüseydik be. Nasip kısmı. Nasip. Ya. Gelsin bakalım muadil soru. Alçak gönüllü olma, kibir ve böbürlenmeden kaçınmaya ne denir? Alçak gönüllü olmaya ne denir? Acaba ne denir? Bence bilir. Bence de bilir. Endişeli bakıyor bana Alişan abi ya. Yok, endişeli bakmaz ya. Onun yapısal... Budur diyor. Son derece sakinmiş. Çok sakin yani. Ben onun gibi olmak çok istemiştim. Ciddi misin? Yani, gamsız mıdır? Gamsızdır. Eşiniz bu duruma ne diyor? Gamsızlık farklı bir şey. Bu sakinlik başka bir şey. Sakinlik başka bir şey. Eşiniz ne diyor bu duruma? Çok serbestsin diyor bana. Rahatsın. Genişsin diyor yani. Güzel. Geniş, evet. Vallahi ben de öyle olmak ben isterim. Ben de olmam. Ben çok tam tersi, ben çok hanımı benden çok sevmiyor ama. Yani. Ya bir, hakikaten dünyada şöyle bende de tam tersi abi. Ne kadar sen sakinsen onun 1000 kat kötü tersini düşün. Bazen diyorum ki düşünürken konuşurken çok iyiyiz ya. Diyorum ki ya dert edecek ne var şimdi ya? Aynen öyle, ben de öyle. Yani değecek bir şey değil ki yani. Gerçekten de hakikaten dünyada öyle. Ona değecek hiçbir şey yok. Normalde yok, bakarsan yok. Aynen öyle. Küçük o kadar minik hesaplarımız, o kadar küçük dertlerimiz, telaşlarımız, tedirginliklerimiz, kuşkularımız var. Yani yani. Ya ben kendi değmez. Kendime gülüyorum mesela. Daha önce bir işe çok dert ettiğimi başkalarına hiç umursamadığına... Ya ben niye uzatmadan umursamışım diye kendime gülüyorum. Yani. Aynen. Evet. Ne verdik abi? Abi 7 verdik. 7 verdik. Hazır mısın Alişan abi? Hazırım. Alalım cevabını abi. Tevazu. Bravo, tebrik ediyoruz. Gelsin yeni sorular, süremiz çok abi hızla geçmiş de.
Biraz hızlanmamız lazım. Tamam. 18'e eksi 27 bu anda bu arada puan tablosunu da söylemiş olayım. Gelsin yeni soru. Epilepsi hastalığının halk arasında bilinen adını siz biliyorsunuz bence. Bence biliyor kançonuz bunu. Bilir. Ne verelim? 7, 9. Aşağı veremez mi? Aşağı olmaz mı? Nasıl? Aşağı olmaz mı yani? Aşağı valla elimizde bu kaldı. Yani sipariş verdik. Tamam 7 diyelim o zaman. Sipariş verdik ama yani yetişmez. Bu programa yetişmez o. Tamam 7 verelim. 7 verdik abi. Hazır mısın abi? Hazır. Ağladın mı abi? Sara. Bravo bak. Reji var ya senin ağzından cevap çıkmasını bekler halde öyle iştiyakla ya, hasretle beklemiş. Daha bak ben... Sara deyince bastı. Gelsin efendim yeni soru. Aa, daha hala onu vermemiş. Gelsin. Hepatit hastalığının halk arasında bilinen adı nedir? Bence bilir. Bence de bilir. 9 mu 10 mu? 9. Onu sisteme mi bırakıyorsun? En son. Ya bir puan fark etmez ver onu da sisteme 10 kalmasın. Tamam siz kırmayın. Yani. 10 puan verdi bilirseniz de helale hoş olsun puanıdır bu. Yani. Zaten bir puan var arada. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım efendim cevabınızı. Sarılık. Bravo tebrik ediyoruz. Ya siz ben daha cevabı duymadan ne ara duyuyorsunuz ne ara? Vallahi helal olsun. Gelsin son sorular. Ürdün'ün başkenti neresidir Sehmet abi? Bence bilir Alihsan abi. Bilemez bence de. Öyle mi? Bence bilemez. 9 verelim mi abi? Verelim. Verdik be. Ürdün'e gittiniz mi? Mardin'e gittiniz mi? Mardin'e de gitmedim. Bolvadin? Bunlarla alakası yoktu yalnız. Bilin olsun. İnle bitenlerden bir derleme yaptık. Kabul buyurursanız tekerlememizi. Hazır mısınız? İnle biten? Yok ya alakası yok. Unut abi ben ne söylediğimi unut. Sen şuna bak. Ürdün'ün başkentini söyle. Hazır mısın? Bilmiyorum hazırım. Çok hazır değil Servet abi ama sayın reji bak. Acele ediyorsunuz ama. Ürdün diye başkan. Hazır, hazır mısın abi? Hazırım. Alalım cevabını. Ürdün. Maalesef amman olacaktı. Son soru geliyor abi hazır mısın? Hazırım. Gelsin. Ürdün'ün para birimi nedir abi? Ürdün'e gittiniz mi? Ürdün'e gitmedim. Parasını harcadınız mı hiç? Harcamadım. Peki. Ürdün'e gitmemiş, parasını harcamamış. Ürdün parası gördünüz mü hiç? Görmedim. Ürdün parasının, Ürdün'ün para birimini biliyor musunuz? Tahmin edebiliyorum. Bence tahmin eder. Sence? Edemez. Edemez. 9 verelim mi? Son soru. Alihsan abi. Ver şu sorunun cevabını. Mutlu Mesut ayrılalım şuradan. Dinar. Alalım abi cevabını. Dinar. Bravo tebrik ediyorum. Vallahi bravo tebrik ediyorum. Ürdün dinar olacaktı. Efendim puan tablosunu görelim bakalım. Alihsan abi bakabiliriz. 37 puan da tamamladınız. Harika bir puan bu. Servet abimiz 29 puanda. Arada az bir fark gibi görünse de eksi olunca büyüyor fark. Aynı zamanda abi bizden 1000 TL kazandınız. Güle güle harcayınız. Kayınçınıza bir yemek ısmarlayınız ki bonkörlük nedir bir görsün. İnşallah. Ama güzel puanlar verdi yani eniştesine çok güzel puanlar verdi. Bonkörce verdi yani. Umarım imajı değişir. İnşallah. Evet efendim sizi tanımak çok güzeldi. Biz de sizi tanımak çok güzeldi. Umarım ileride hayatınızda anlatacağınız güzel bir hatıra olarak kalır bu program. Tabii memnun olduk biz de buraya katıldığımız için. Eyvallah. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Estağfurullah efendim ne demek. İyi ağlayabildiysek bizim mutluluğumuz budur. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Efendim sizlere de teşekkür ediyoruz. Yarın tekrar buluşmayı diliyor ve istiyoruz. Ama aynı zamanda sizleri de bu masada görmek istiyoruz. Bence bilir sence diyanet.tv adresine başvurmanız yeterli olacaktır. Efendim tekrar görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.